Karabük'te cansız bedeni bulunan Gabonlu genç kızın sır ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 3 kez serbest bırakılan şüpheli 4. kez gözaltına alınarak bu kez tutuklandı. O şüpheli bakın kim çıktı. Ölümünün ardından onlarca soru işareti ve gizemini koruyan son görüntüleri kaldı. En son aracına bindiği şüpheli 4. kez gözaltına alınarak tutuklandı. Suçlamalar için bir şey söyleyecek misin? Ben suçsuzum. Ben bir suç yok, arabayı almam. Başka suç şeyim yok. Bir de arabayı almam. Tutuklanmasına neden olan o ayrıntıyı yanıtsız bıraktı. Tekrar geri dönüp oraya gitmişsiniz ama. Karabük'te Filios Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Gabonlu genç kızın ölümü hala aydınlatılamadı. Daha önce 3 kez serbest bırakılan şüpheli yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla bir kez daha gözaltına alınarak tutuklandı. O kişi genç kızın atlamak istediği aracın direksiyon başında bulunuyordu. Yani bu görüntülerden dakikalar sonrasıydı. Sokakta çıplak ayakla koşan Dina'nın aynı zaman diliminde bir araca bindiği görüldü. Sonrasında da o araçtan atlamaya çalıştığına dair tanık ve görüntüler ortaya çıktı. İşte o aracı kullanan da daha önce 3 kez gözaltına alınarak serbest bırakılan Dursun Acar'dı. İfadesinde Dina'yı yaralı halde gördüğünü ve hastaneye götürmek için aracını aldığını söyledi. Ben bir suç yok, arabayı almam. Başka suç şeyim yok. Genç kızın seyir halindeki araçtan neden atlamak istediği sorusunu yanıtsız bıraktı. Tekrar geri dönüp oraya gitmişsiniz ama. Şüpheli Acar ifadesi sonrası tutuklandı. Dina'nın ölümüne ilişkin 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alınmıştı.